Artık geçmişte kalmış bir çağda, Kuzey'in vahşi topraklarını San Uzan adlı acımasız bir savaş beyi kasıp kavuruyordu. Kötücü inançların verdiği güçle karşısına çıkan her kabileyi ve yerleşimi ezip geçerek temelini kan ve ölümle attığı bir imparatorluk kurmuştu. Fani yaşamının sonu yaklaşırken, görkemli kemikten sarayda, ilahlarını şölen masasında kendine ebediyen bir ederinden emindi. Ama öldüğünde karşısında ne görkemli salonlar buldu ne de çoğalan mesaları. Onun yerine bomboş bir bozkırda yürüyordu. San Uzal. Etrafını maddi olmayan bir sis sarmıştı. Kulaklarını karmakarışık mısırlar dolduruyordu. Zaman zaman yanından kendi itişlerine doğru giden hayaletçisi şekillerden ibaret başka kayıp daha geçiyordu. San Uzal hiddetle dolup taştı. İnandıkları yalan mıydı? Yoksa dünya üzerine kurduğu tahakküm, böylesine istediği ölümsüzlüğü elde etmek için yeterli bir değil miydi? Bulup bulacağı bu boşluktan ibaret olamazdı. Ama ucu bucağı da yok gibiydi. Kendisinden daha güçsüz ruhları yavaş yavaş size karışıp dağılmasını ve yok olmasını seyretti. Ama San Uzal yok olamazdı. Hiddetten ve çektiği eziyetten çelişkileşen iradesi onu bir arada tutuyordu. Bu ıssız yerdeki anlamı ve kaynağı belirsiz fısıltılar zamanla berraklaşıp neresi anlayabildiği sözcüklere dönüştü. Bunun yaşayanlar arasında kimsenin konuşamadığı Okun adlı lanetli bir dil olduğunu öğrendi. San Uzal'ın zihninin kalıntılarında kurnaz bir plan şekillenmeye başlamıştı. İki dünyayı ayıran perdenin tarafına akıl çekici fısıltılar yollamaya, kendisini denemeye cüret edenlere muazzam gücünü sunmaya başladı. Sonunda bir grup büyücü San Uzal'ı ölüler aleminden geri getirmeye karar verdi. Artık eti kemiği kalmamış olan yaratık, büyücüleri ruhun eski rehine ve heyet, kara metalden zırhlara bağlayarak tüm ölümlerden daha güçlü kılmaya teşvik etti. Böylece demir ve nefretten oluşan devasa bir ortak yeniden dünyaya döndü. Güzgün güç hırsı bürümüş büyücüler, onu önemsiz savaşlara silah olarak kullanabileceklerini sanıyorlardı. Ama Ortlak, büyücüleri oracıkta öldürdü. Silahları ve büyüleri ona eşlememişti. Büyücüler onu emirlerine bağlamak için son bir çabayla çığlık çığlığa adım söylediler. Ama hiçbir faydası olmadı. Çünkü San Uzal yoktu artık. Dünya dışı bir gümbürtüyle kutlundaki hayalet adını söyledi. Orada Kaiser. Böylece ölümlü dünyaya ikinci kez fitilmeye başladı. Hırsı yine eskisi kadar büyüktü. Fakat bu sefer geçerken aklının ucundan bile geçmeyecek kara büyülerden güç alıyordu. Mordekaiser büyücülerin korku dolu, dalmakta olan ruhlarından kendisi gibi bir ölüm imparatorluğuna layık bir silah gürültüsü alacakaranlığı yaptı. Ve topladıkları ordunun kontrolünü eline aldı. Düşmanlarına göre ortak, yalnızca katliam ve yıkıma önem veriyordu. Acımasız seferleri kuşaklar dolusu insanın canını almıştı. Tabii, Mordekaiser'ın planı bundan çok daha öteye gidiyordu. İmparatorluğun merkezinde ölümsüzleri inşa etti. Pek çok kişi yapının sadece bir sihirden ibaret olduğunu sanıyordu. Ama kimileri sakladığı sırları öğrenmeyi başarmıştı. Mordekaiser, ölümle ve ruhlarla ilgili tüm yasaklı bilgileri edinmeye ve yaşamdan sonraki alemi ya da alemleri anlamaya büyük bir açlık duyuyordu. Bu kadar büyük bir despotluk onun elbette sayısız düşman kazandırmıştı. Demir Hortlak, yaşatıcı bir şekilde Nox kabilelerinin kurduğu bir ittifak ve en yakın çevresinden gelen bir ihanet altetti. Bu gizli izip ruhunu hızlı duran bağlantıları koparmayı başardı ve boş demir kabuğu gizli bir yere sakladı. Mordekaiser böylece maddi alemden sürgün edildi. Ama kimsenin bilmediği bir şey vardı. Mordekaiser bunların böyle olmasını planlamıştı. Hatta olanlar sarıldıkları önemli bir parçasıydı. Kaba kuvvet ve yalanlarla epey güç toplamıştı. Ama kaderinde kemikten saraya erişmek için çok daha büyük şeyler olduğunu biliyordu. Ölüler diyarını bir zamanlar bomboş olan Bozkır'da Mordekaiser'ı son hakimiyet sırasında öldürdüğü herkesin ruhu bekliyordu.
Kara büyülerin etkisiyle çarpıtılmış olan bu ruhlar asla sonsuzluğa karışmayacaktı. Aralarından en güçleriyle ona adanmış, iradesine köle, ölümsüz ordusuna kurdu ama zayıflar bile işine yarıyordu. Bu ruhları oluşturan narin maddenin ortaya çıkan yeni bir tür imparatorluk çıkacaktı. Ona ait bir ölüler diyarının yapı taşları olacaklardı. Rotterdam'da yüzyıllar geçti. Ölümsüz Hisar'ın çevresinde başka bir imparatorluk kuruldu. Kadim tarihi araştıranlar, Mordekaiser'ın adını hala korku ve hayranlıkla fısıldıyor. Onu tanımış ve hala hayatta olan yaşlı varlıklarsa lanetle anıyor. En büyük korkuları Mordekaiser'ın kalıcı olarak dönmenin yolunu kendi kendine bulması. Böyle bir şey olması için dualar ediyorlar. Çünkü onu durdurmanın hiçbir yolunu bilmiyorlar.